Şu an müsait değilim Volkan. Sonra konuşalım. Kuzen konuşmamız lazım. Aslı ile ilgili. Onunla ilgili hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor. Beni dinlemek zorundasın. Başak Aslı'ya sırf onu kullanmak için yaklaşmış. Aslı'nın hiçbir şeyden haberi yok. Sakın kıza saçma sapan bir şey söyleme. Sen ne diyorsun Volkan? Nasıl olabilir? Ya kadın bizi huzursuz etmek için elinden gelen her şeyi yapıyor. Şimdi de kafayı Aslı'ya sana takmış. Güya amacı Aslı'ya yardım etmekmiş. Emin misin? Evet eminim. Zaten aksi bir şey olamaz. Yoksa sen bu konuyla alakalı Aslı'ya bir şey mi söyledin? Ya Burak yapma. Nasıl inanabilirsin buna? Ya. Ne dedin Aslı'ya? Çok kötü şeyler. Onunla hemen konuşmam lazım. İnanmıyorum sana Burak ya. Aslı! Özür dilerim. Volkan bana her şeyi anlattı. Sana inanmadığım için çok pişmanım. Aslı. Bak benden ayrılmıştın. Sağlıklı düşünemiyordum. Babam da Başak'la fotoğraflarını gösterince delirdim. Sonra sizi takip ettim. Samimi hallerinizi görünce de... Asıl oyun şimdi bitti. Bizim sevgimiz, güvenimiz, birbirimize inancımız bir oyunmuş. Aslı. Bana ne dersen de, ne yaparsan yap, ne söylersen söyle. Ama beni affet. Yazıklar olsun sana. Sen bana inanmadın, başkalarının sözüne inandın. Senin yüzünü bile görmek istemiyorum artık. Konuşmak istemiyorum. Gitmem gerek. Bu saatte araç bulamazsın. Ben bırakırım seni. Olur. Her şeyi mahvettim. Lütfen onunla konuş. Tamam güzel. Ben edeceğim. Hiç iyi olmadı. Ya ayrılırlarsa? Hay Allah kahretsin. Ben o zaman Aslı'yı da kaybetmiş olacağım. Aslı üzgünüm ya. Yani ben bu kadının bu kadar ileri gidebileceğini hiç düşünmemiştim. Yani resmen ailenin başına bela oldu. Bütün suçlu o. Başak Hanım'ın amacını bilmiyorum gerçekten. Bana hiç zarar vermedi. Sadece kimliğini sakladı. Ama Burak... Beni dinlemedi bile. O kadın nereden tanıdığımı bile sormadı. O da zor günler geçiriyor. Ya eminim pişmandır. Ne olursa olsun Volkan. Bana inanmadı bir kere. Bizim sevgimiz, birbirimize güvenimiz bu kadar mı? Lütfen onun hakkında bir daha hiçbir şey konuşmayalım. Bu konuyu kapatalım. Nasıl istersen. Seni eve bırakayım istiyorsan. Yok. Ben bu halde eve gidemem. Beni hastaneye bırakır mısın? Olur.
Eda, senden bir şey rica edeceğim. Biraz daha iyi misin? Pek sayılmaz. Ama iyi olacağım. Aslı bak, şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Lütfen ağlama. Kusura bakma, birden sinirlerim boşaldı. Aslı bak, şunu bilmeni isterim ki ben senin her zaman yanındayım. Yani bir şey olursa lütfen beni ara, çekinme. Olur mu? Çok sağ ol Volkan. Olsaydım bu kadar üzülmezdim. Buna asla izin vermezdim. Güzel. Ya oğlum, sen nasıl bir gerizekalısın? Tam da öyleyim. Sahne ne? Sen var ya aptalın tekisin. Sen aşık olmadan önce cin gibi bir çocuktun oğlum. Şimdi ne oldu? Saf aşıklar gibi ortalıkta dolaşıyorsun. Kalp çalışınca beyin duruyormuş kuzen. Benim duruş, o duruş oldu. Aslım, ne oluyor kuzum? Anlatmayacak mısın bana? Yok bir şey anne. Ya nasıl yok Aslım? Ne olur anlat bana. Yoksa Burak üzdü mü seni? Hayal kırıklığına mı uğrattı? O söyledikleri yalan mıymış yoksa? Hayır. Yani biz bu zamana kadar çok şey yaşadık, çok yıprandık. Saçma sapan bir şey yüzünden tartıştık sadece. Neymiş bu saçma sapan şey? Hadi bana da söyle. Anne ne olur şimdi konuşmayalım. Yarın anlatacağım. Söz veririm. Tamam. Hadi sen de yat. Kuzen, ne yapmayı düşünüyorsun? Hiçbir fikrim yok. Ona bu yaşattıklarımdan sonra dünyaları ayaklarına sersemez. Orası öyle. Aslı bunlara gidecek bir kız değil. Ya onun değerini bilemedin. Haklısın. Benden çok daha iyilerini hak ediyor. Ama biliyor musun? Bu bana çok iyi bir ders oldu. Benim için ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladım. Benim hayatımın anlamı o. Beni bir affetsin. Hemen evlenirim onunla. Hadi o zaman kuzen. Aslı olan aşkın için. Burak'la aranız bayağı kötüymüş sanırım. Sana ne? Eğer intikam almak istersen bu konuda sana benden iyi yardımcı olabilecek kimse yok. Beni kendinize karıştırmayın. Siz ikiniz de zavallı, iğrenç insanlarsınız. Tamam, ben söyleyeyim. Sen yine de bir düşün. Fikrin değişirse haber verirsin. Defol git buradan. Bak,
Ne yapıyorsun sen? Ne dedi sana? Seni ilgilendirmez. Benim amacım sadece seni korumaktı. Sen beni önce kendinden koru. Kuzen. Onu biraz rahat bırak. Sakiniz. Hem bana iyi biri olduğunu inandırmak için Eda'yı kullanıyorsun. Hem de başkalarının emeklerini zalimce çalıyorsun. Hangisi sensin? Ha? Daha Asliye ve Burak yaptıklarını saymıyorum bile. Bak benim amacım onlara kötülük yapmak değildi. Aksine ben onlara yardımcı olmak istedim. Bak bu konudaki samimiyetime güvenmeni istiyorum. Gerçekten sana güvenmemi istiyor musun? Evet. Hem de her şeyden çok istiyorum bunu. Senin samimiyetine sadece bir şekilde inanırım. Hisseleri geri vereceksin. Eğer bunu yaparsan seninle bir bağ kurmaya, seni tanımaya ve seni anlamaya çalışırım. Yapmazsan beni sonsuza dek kaybedersin. Karar senin. Çocuklarım mı? Yoksa intikamım mı? Volkan, sen ne intikamından bahsediyorsun? Elbette ki benim tercihim sizsiniz. Bu nasıl söz? Tamam. Eğer öyleyse gerekeni yap. Hisseleri geri ver. Tamam. Bunu sadece sen istediğin için yapacağım. Bana bir fırsat vereceğini söylediğin için yapacağım. Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Ne haber sen? İyidir kuzen. Hayırdır? Beni burada bulabileceğini nereden anladın? Aslı'ya ulaşamayınca onu merak ettim. O yüzden geldim. Konuşabildiniz mi siz? Konuştuk. Ama henüz bir gelişme yok. Anladım. Eve neden gitmedin? Nerede kaldın? Bunu sen nereden biliyorsun? Yengem aradı. Seni çok merak ediyor. Yani sesi bayağı üzgün geliyordu. Gördüğün gibi gayet iyiyim. Ararsa iletirsin. Bunu daha ne kadar sürdüreceksin? Benim bir şey sürdürdüğüm falan yok kuzen. Ben kendi kararlarını verebilecek yaştayım. Onlardan da bir beklentim yok. Sadece saygı duysunlar yeter. Pekala. Bir şeye ihtiyacın olursa bana mutlaka haber ver. Olur mu? Hadi ben çıktım. Görüşürüz. Görüşürüz. Selam. Hah, Volkan. Çok teşekkür ederim Volkan. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Rica ederim. Elçin, ne oluyor ya? Başak sonunda hisselerimi bana geri verecekmiş. Volkan'ın sayesinde. Ya çok mutlu oldum ya. Volkan ya, bana neden söylemedin be oğlum? Elçin abladan duyun istedim baba. Canım, annemle konuşmasaydım ben konuşacaktım zaten abi. Ama tabii senin konuşman daha iyi olmuş. İnsafa gelmesine sevindim Volkan. Tebrikler. İkna kabiliyetim iyidir Çağla'cığım. Annemin bu adımına karşılık onunla bir yemeğe mi çıksak acaba? Çok iyi fikir. Olabilir. Yarın akşam nasıl? Olabilir dedim Eda. Tamam demedim. Tamam. Pasaportuna bir miktar para. Pasaportu aldığını annem görmedi değil mi? Gizlice aldım. Sağ ol kuzen. En kısa zamanda geri öderim. Lafım olur kuzen. Saçmalama. Planı ne peki? Vizem var zaten. Bir uçak bileti alıp peşine düşeceğim. Başka şansım yok. Sen gideceğin tarihi bana söyle. Uçak biletini de ben ayarlarım. Bir bilsem. Bakacağız, öğreneceğiz bir şekilde. Aslı'nın gidecek olmasına hala inanamıyorum. Ben de. Eğer istersen onunla konuşurum. O gitmeyi kafasına koymuş bir kere. Sen onun ne kadar inatçı olduğunu bilemezsin. Olsun, ben yine de konuşayım. Belki bir yardımım dokunur. Sağ ol kuzen. Ben
Bence birbirinden ayrılmayacak şekilde karıştılar. Almışım. Fark ettim. Aslı. Ya ben bu konuyu açmadan yapamayacağım. Tamam, ben gitmeni anlıyorum. Ama biraz acele bir karar değil mi? Yani buna emin misin? Eminim Volkan. Yani bu herkes için en iyisi olacak. Herkes için mi? Yoksa Burak'la senin için mi? Aslında ikisi de. Benim bu yaşadıklarımdan gerçekten artık uzaklaşmam gerekiyor. Aslı bak, aklında Burak olduğu sürece nereye gidersen git, hangi şehre, hangi ülkeye fark etmez. Bu bir işe yaramaz. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Ben Burak'a doğru söylemedim. Onu bir daha görmek istemediğimi söylemedim ona. Bu aşk beni gerçekten çok yordu, çok yıprattı. Bir keresinde sen bana iki insan birbirini severken her şeyin yolunda gitmesi, her şeyin daha kolay olması gerekmiyor mu diye sormuştun. Ben de sana daha önce bir ilişki yaşamadığım için bilmediğimi söylemiştim. Artık biliyorum. İşte bu yüzden gitmek istiyorum ben. Çünkü acı çekiyorsun. Artık bu yaşadığım acıdan kurtulmak istiyorum. Tekrar nefes almak istiyorum ve bunun tek çaresi buradan gitmek. Madem konu itiraflardan açıldı, benim de sana bir itirafım olacak. Neymiş? Her ne kadar belli etmesen de bence sen de bunun farkındasın. Aslı, ben çok uzun süredir seni gerçekten seviyorum. Ve yanımdan seni kaçırmam beni o kadar üzdü ki. Gonca ile konuşmanızı duyduğumda ne kadar pişman oldum biliyor musun? Volkan, ben de seni çok seviyorum ama ikimiz imkansızız. Hani ben sana hep herkesin bir ruh eşi olduğunu söylemiştim, hatırlıyor musun? Bir ömür boyu büyük bir aşkla bağlandıkları ve birlikte yaşanabilecekleri. İşte benim ruh eşim Burak. Ya anlayamıyorum. Daha az önce ondan kurtulmak için her şeyi yaparım diyordum. Bir söylediğim tutmuyor değil mi? Ben bu yaşadığım acıları unutursam ve çok güzel anlar olarak hatırlamaya başlarsam eğer, Burak'ı hayatım boyunca hiç görmeyecek olsam da o benim ruh eşim. Ben onsuz bir hayat zaten düşünemem. Çağla haklıymış. Nasıl yani? Sizin ilişkinizi fark ettiğimizde Çağla bana Burak'ın kavga ederken tavladığı kızı, sen sevgili numarası yaparken elinden kaçırdın demiştim. Bu yüzdenmiş demek ki. Ruh eşi olduğunuz için. Ya ben bunu geç fark ettiğim için gerçekten pişmanım. Ama erken fark etmiş olsam, biz birlikte olsak, o ruh eşine hiçbir zaman ulaşamayacaktın. Ama sana şunu sözünü veriyorum. Bütün duygularımı kenara bırakacağım. Ya ben çünkü seni kaybetmek istemiyorum. Senin de çok iyi bir dost, çok iyi bir arkadaş olacağımızı düşünüyorum. Ya biz böyle devam edelim. Volkan, inan ben de daha başka bir şey istemiyorum senden. Nihat, iki hafta oldu bu çocuk gelmedi eve. Ömrümden yıllar gitti sanki. Ne olur bir şeyler yap. Volkan. Volkan, Burak'la konuşabildin mi hiç? Bir haber var mı hiç? Gelmeyecek mi artık? Yenge. Ben bunu size söylemeyeceğime dair söz vermiştim ama daha fazla saklayamayacağım. Burak gidiyor. Nereye gidiyor Volkan? Aslı Paris'ten bir iş teklifi almış. Burak da onun peşinden gidiyor. Hayır, bu olamaz. Nihat, ne olur bir şeyler yap. Burak son derece ciddi. Aslı'yı kaybetmemek için her şeyi göze almış. Amca,
Burak Aslı'ya gerçekten aşık. Ve lütfen siz de bu yine de bırakın artık. Yani Aslı'yı Burak'a uygun görmüyorsanız da bırakın bunu Burak fark etsin. Ya gün geçtikçe herkesten, hepimizden uzaklaşmaya başladı. Onun için şu an en önemli şey Aslı. Ve lütfen babamın yaşadıklarını Burak'a yaşatmayın. Nihat, ne olur git getir oğlumuzu. Ben onu kaybetmeye dayanamam. Oğlumdan vazgeçemem artık. Her şeye razıyım. Amca, onlara bir şans verin. Kuzen, sana güzel bir haberim var.